yıldızların her gün yeni taktik geliştirdiğini medyadan şaşkınlıkla takip ediyoruz. Dürüstlük, vicdan, ahlak, empati gibi değerlerinin olmadığını da zaten biliyoruz. Ama bunların dışında bir de akıl yoksa, o zaman birazdan izleyeceğiniz görüntüler ortaya çıkıyor. Haydi hep birlikte dünyanın en aptal hırsızlarını tanıyalım. Dövmeli banka hırsızı Morgan. Küçük bir banka şubesini soyan hırsızın en büyük hatası ne olabilir? Vücudunun her yerine dövme yaptırması mı? Tabii bu tanıkların işini kolaylaştırır ama en büyük hatası değil. Yüzüne dövme yaptırması mı? Bu etraftaki herkesi tanık yapar. Doğru ama bu da değil. Zaten Morgan'ın yaptığı şeye hata demek hata olur. Çünkü yaptığı tam bir aptallık. Bankayı soyduktan sonra sevgilisi ve çaldığı paralarla sayısız selfie çeken Morgan fotoğrafları Facebook'ta paylaştı. Paralarla onlarca poz veren çifti polislerin yakalaması çok kolay oldu. Yorgun hırsız Plezi. Renault Plezi o gece çok verimli çalışmıştı. Bir hırsızın verimli çalışmasının ne anlama geldiğini anlatmama gerek yok sanırım. Mahallede gözüne kestirdiği son eve de girdi. Evdeki işini bitirdikten sonra mutfağa girerek buzdolabını açtı. Dünden kalma tavuk kanatları görünce dayanamadı yedi. Ama aptallığı tavuk kanat yemek değil tabii. Aptallığı yedikten sonra misafir yatak odasına giderek uyuması. Ev sahibi sabah saat 6'da yan odadan gelen horlamalar üzerine uyandı ve odada yüzü maskeli birinin uyuduğunu fark etti. Polis gelene kadar Plezi'ye silah doğrultarak kaçmasını engelledi. Polis geldikten sonra hırsızın çantasından o verimli gece çalışmasının meyvelerini de buldu. Megaloman hırsız Levi. Levi Charles 23 yaşına girdiğinde hırsızlık yüzünden defalarca hapse girip çıkmıştı. Bu sefer aynı hatayı yapmak istemiyordu. Artık iyi bir soygun planı yapıp ardından kasabadan kaçmanın tam zamanıydı. Sahte kimlikler hazırlayarak birkaç soygun daha yaptı. Yine polis tarafından aranıyordu. Arandığını Great Falls kasabası polis departmanının Facebook'taki paylaşımından öğrenmişti. Paylaşım dediğim açık açık Levi'nin resmi paylaşılmış, bu suçta aranıyor denmişti. Levi ne yaptı sizce? Paylaşımı beğendi. Evet, kendi hesabından kendi resmini beğendi. Facebook hesabını takibe alan polis, ilerleyen günlerde Levi'yi tekrar tutukladı. Dünyanın en aptal avukatı. Bu olay 1976 yılında gerçekleşti, birçok dizi ve filme espri kaynağı oldu. Tırnak içinde kahramanımız Marshall George Cummings, bir alışveriş merkezinde yaşlı bir kadının cüzdanını çalmakla suçlanıyordu. Devletin görevlendirdiği avukatı reddeden Cummings, herhalde izlediği filmlerden cesaretlenerek kendi savunmasını kendisinin yapacağını söyledi. Savunmanı yap denildiğinde, artist yürüyerek yaşlı kadının yanına gelir. Tarihe geçen o muhteşem soruyu sorar. Nasıl bu kadar eminsin? Cüzdanını çaldığımda benim yüzüme mi baktın? Böylece suçunu da itiraf etmiş olan Cummings, 10 yıl hapis cezası aldı. Bu olay 2008 yılında ABD'nin Iowa eyaletinde gerçekleşti. Kredi kartının kaybolduğunu fark eden bir vatandaş, polisi arayarak olayı bildirir. Polis kartı takibi alır ve aynı gün içerisinde hırsızı yakalar. Tabii ki bu başarıda polisin rolü var. Ama hırsızın aptallığını da vurgulamak gerekiyor. Cody Merrival isimli aptal hırsız, kartı çaldıktan sonra aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmiş. Her zamanki kahvecisinden kahve alırken bu kredi kartını kullandı. Fakat aynı zamanda bu kahveyi kafenin verdiği indirim kartına da işletti. İndirim kartında isim, soyad ve adrese kadar istediğiniz kadar bilgi mevcuttu. Daha sonra bir karton sigara aldı. Markette fatura istedi ve bu faturaya kendi ismiyle birlikte imzasını attı. Bir toptancıda alışveriş yaptı. Kartın limiti dolduğu için paranın bir kısmını kendi kartından ödedi. Cody yakalandığında polise şunları söyledi. Ben bunu kendi kartım zannediyordum. Evet, böyle hırsızlar varmış. Ama biz yine de güvendiğimizi zeki hırsızlara göre tasarlayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.